Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 16 Mart Salı. Avustralya-Singapur seyahat koridoru birkaç ay içerisinde hayata geçebilir. Avustralyalıların yıl ortası itibarıyla Singapur ve Yeni Zelanda ile 3 yönlü bir seyahat koridoruna kavuşabilecekleri, Fijin'in de programa katılmaya istekli olduğu bildiriliyor. Ticaret ve Turizm Bakanı Dan Tehan, gelecek aylarda Singapurlu mevkidaşıyla konu hakkında görüşeceğini açıkladı. Bakan, ülkelerin bir dijital koronavirüs aşı seyahat pasaportu konusunda uzlaşmalarının, özellikle pasaportun lojistik olarak ve sınırlarda yürütülmesinin düzenlemede hayati rol oynayacağını belirtti. Avustralya genelinde on binlerce kadın eylem için sokağa çıktı. Kadın haklarının güçlendirilmesi ve kadına şiddete son çağrısı yaptı. Kalabalıklar artık yeter sloganlarıyla Canberra'daki parlamento binası önünde politikacıların birkaç yüz metre uzağında hak aradı. Dün Avustralya genelinde düzenlenen 40 gösteriye on binlerce kadın katıldı. Adalet için Yürüyün adlı eylemlerin organizatörü Janine Hendry'e Başbakan Morrison'dan görüşme teklifi gelmişti. Ancak Hendry teklifi reddetti. Morrison'ın eylemcileri ziyaret etmesini istedi. Melbourne'daki gösterilerde polisle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Çin-Avustralya geriliminde son perde. Çin, Avustralya'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Çin hükümeti geçen hafta Avustralya'yı mültecileri yurt dışındaki kamplarda gözaltında tuttuğu ve Afganistan'da Avustralya askerlerinin savaş suçu işlediği gerekçeleriyle Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bildirdi. Avustralya'nın insan hakları ihlallerinden büyük kaygı duyduklarını dile getirdi. Çin'in şikayetine kendi insan hakları sicilleri pek de parlak olmayan Rusya, Belarus ve Venezuela destek verdi. Pandemi sırasında bir Avustralya şehri Çinli emlak yatırımcılarının gözdesi olarak sürpriz çıkış gösterdi. Çinli emlak yatırımcılarının en çok sevdiği şehirler Melbourne, Sydney ve Brisbane olarak sıralanıyor. Ancak Hobart sürpriz şekilde Canberra, Perth, Adelaide ve Gold Coast'u geride bırakarak Asyalı zengin alıcıların rağbet ettiği dördüncü şehir oldu. Çin merkezli uluslararası emlak satış sitesi JYIQI, zengin Asyalı yatırımcılar için Avustralya'nın Amerika'dan sonra en çok aranan piyasa olduğunu gösteriyor. Amerika'nın aksine Avustralya, Covid'den nüfus başına en düşük ölüm oranlarından birine sahip ve bu da ülkeyi yatırım için çekici bir yer yapıyor. Mısır'dan normalleşmeye ön şart. Mısır Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecinin başlaması için Türkiye'nin Mısır'ın ilke ve hedeflerine uyum sağlaması gerektiği ön koşul olarak öne sürüldü. Dışişleri Bakanı Semih Şükrü tarafından yapılan açıklamada, Ankara ve Kahire arasında yıllarca süren gerilimli ilişkileri normale döndürme yönündeki çabaları doğrulanırken, iki ülke arasındaki diyaloğun hala sınırlı olduğu da belirtildi. İngiltere Başbakanı Johnson, AstraZeneca aşısı güvenli. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kan pıhtılaşması gibi olası yan etkilere sahip olduğu öne sürülen AstraZeneca koronavirüs aşısının güvenli olduğunu söyledi. Johnson konuya ilişkin açıklamasında İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nu atıfla "Dünyanın en sıkı ve tecrübeli düzenleyicilerinden birine sahibiz, AstraZeneca aşılama programının devam etmemesi için hiçbir neden göremiyorlar" ifadesini kullandı. Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açtı. Kosova, Kudüs'te Filistinlilere rağmen büyükelçilik açan ilk Müslüman ülke oldu. Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada törensiz gerçekleştirilen açılışa Kosovalı yetkililerin COVID-19 salgını şartları nedeniyle katılamadığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, daha iyi COVID aşıları geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı iğne gerektirmeyen ve oda sıcaklığında saklanabilenler de dahil olmak üzere yeni COVID-19 aşılarının bu yıl veya gelecek yıl kullanıma hazır olabileceğini söyledi. Cenevre Merkezli Ajans'ın baş bilim insanı Soumya Sivamitnan yaptığı röportajda 6 ila 8 yeni aşının klinik çalışmaları tamamlayabileceğini ve yıl sonuna kadar düzenleyici incelemesinden geçebileceğini dile getirdi. İtalya 3. kez kapanıyor. Avrupa'da koronavirüs pandemisinden en ağır etkilenen ülkelerden biri olan İtalya 3. kez kapanıyor. İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Ne yazık ki yeni bir dalgayla karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Fiumicino Havalimanı'ndaki yeni aşı merkezinin açılışında konuşan Draghi, son bir hafta içinde 150 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiğine dikkat çekti. Güncel döviz kuru ise şöyle: 1 Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 5 lira 83 kuruştan da 65 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 22, Sydney 25, Melbourne 22, Adelaide 25, Brisbane 23, Perth 34, Darwin 31, Hobart 20 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.
gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.